Ceren aşkım, kurt gibi acıktım. Yemek hazır değil mi? Ay Kemal aşkım, evde yiyecek hiçbir şey yokken ne hazırlayayım? Ne? Nasıl yani? Evde yiyecek hiçbir şeyimiz kalmadı mı? Ay hayır aşkım ya, hiçbir şey kalmadı dolapta. Pazara gideceğim, para da vermiyorsun. Ceren aşkım, yani biliyorsun ben çalışmıyorum, paramız da yok. Ay iyi de Kemal, ne yapacağız o zaman? Açlıktan öleceğiz mi biz? Haklısın Ceren aşkım, bu aileyi ileriye götürmek için çalışmam lazım. Evet yani parasız yaşayamayız, bir an önce bir iş bul kendine. Ceren aşkım merak etme, kendime çok güzel bir iş bulacağım ben. Ay inşallah kendine iş bulur da bu fakirlikten kurtuluruz yani. Benim kendime acilen iş bulmam lazım. Dondurmacı geldi dondurmacı, buyurun dondurmalarım 10 lira. Merhaba dondurmacı, kolay gelsin. Sağ ol kardeşim, buyur, dondurma mı istiyorsun, neli vereyim sana? Yok yok, ben dondurmacı olmak istiyorum, dondurma istemiyorum. Ne, dondurmacı mı olmak istiyorsun kardeşim? Yok ya, Allah versin, hadi git buradan. Ya kardeşim ne olacak, ben de bir tezgah açarım, kendi paramı kendim kazanırım yani. Kardeşim sen ruh hastası mısın ya? Yok diyoruz sana, olmaz diyoruz, anlamıyor musun? Sen dondurmacı olamazsın. İyi be iyi, Allah Allah, gidiyorum ben. Hadi yallah, dükkanın önünü kapatma, yürü. Ulan dondurmacı olamadık, başka ne iş yapabilirim ki? He lan, şurası da ne? Arda'nın bakkalı. Belki burada bana göre bir iş vardır. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, yardımcı olayım size. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım, annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Merhabalar, kolay gelsin. Ben patronla görüşecektim. Evet, buyurun beyefendi. Patron benim. He, patron sen misin? İyi ama sen daha çocuksun. Ne olmuş yani? Çocuğum diye buranın patronu olamaz mıyım? Yani şey... Buyurun, siz ne istemiştiniz? Ben iş başvurusu için gelmiştim. Çalışmak istiyorum. Yok kardeşim, burası zaten küçük bir bakkal yani. Ben çalışanı ne yapayım? Ulan velet, benimle düzgün konuş, döverim seni. Ya yürü git, şuna bak, kaç yaşına gelmişsin hala benden iş dileniyorsun, yürü. Ulan hay ben senin var ya. Ulan kimse bana iş vermiyor. Nerede çalışacağım ben o zaman? Bugün de iş bulamadık. Neyse, Kerem'in yanına gideyim en iyisi. He lan, orada ne yazıyor öyle? İşçi aranıyor, vay canına. Demek polis memuru alıyorlar. Kerem kardeşim, ben geldim. Oo Kemal abi, sen mi geldin? Gel abi, gel otur. Kerem, bu dışarıda gördüm de tabelada işçi aranıyor yazıyor. Evet abi ya, tek başıma yetişemiyorum, o yüzden işçi arıyorum. Kerem oğlum, ben de iş arıyorum zaten, beni alsana yanına, ben de polis olayım. Abi ne kadar şakacısın ya. Ne şakası oğlum, şaka falan yaptığım yok, ben de iş arıyorum zaten, al beni yanına. Ya abi ben seni nasıl işe alayım ya, sen polislik yapmayı bilmiyorsun ki. Ne var oğlum, çok basit, suçluları yakalayacağım işte. Yok abi yok ya, ben seni yanıma falan alamam. Sen benim kardeşimsin yani, insanlar yanlış anlar. Ya Kerem, madem eleman arıyorsun al beni işte, ben senin abinim. Yok abi ben seni alamam ya, sen zaten polislik yapmaktan ne anlarsın? Ulan Hergele, sen çok mu iyi polissin? Ben senden 10 kat daha iyi silah kullanırım. Ya abi çocuk oyuncağı sanma bunları, oyuncak tabanca değil bizim kullandıklarımız. Ulan beni polislik sınavına sok, senden daha iyi olursam bu işi bırakacaksın, kabul mü? Bak abi üzülürsün sonra. Sen söyle bakalım, kabul ediyor musun? Sana şöyle söyleyeyim, sen benden daha iyi polislik sınavına gir, benden daha iyi silah kullan, ben bu işi bırakırım, sana veririm. Tamam anlaştık, yürü o zaman, gidiyoruz. İşte parkura geldik. İlk önce bu parkuru 2 dakika içinde bitirmen lazım. He, ne var ki burayı geçmeye, çocuk oyuncağı. Ama dikkat et, eğer parkurdan düşersen düşeceğin yer lavlar yani, diri diri yanarsın. Öyle çocuk oyuncağı sanma. Sen merak etme, ben burayı geçeceğim şimdi ve polisliği senin elinden alacağım. İşte başlıyorum, hop. İşte gidiyorum, başaracağım bunu, göreceksin. Hadi buradan da çıkalım. Evet işte, çok az kaldı. Buradan karşıya atlayacağım. İşte yukarıdayım. Oha ya, bu parkuru nasıl yapıyor bu? Son olarak da buradan aşağıya ineceğim. Evet inelim. Evet işte bu. Tamam ilk aşamayı geçtin ama hala benden iyi değilsin. Şimdi silah kullanacaksın. Silah kullanmakta ne var ya çocuk oyuncağı? Senden daha iyi bir polis olduğumu kanıtlayacağım. Hadi be oradan, buraya geçtin diye sevinme hemen. Asıl zor kısım yeni başlıyor, yürü. Evet şimdi atış poligonundayız.
Karşıdaki hedef tahtasını sarıdan vurman lazım. Eğer dışarıya sıkarsan elenirsin. Tamam, yapacağım. Göreceksin. Bir polis olacağım. Hadi be oradan. Sen daha hayatında silahın sesini tutmadın. Nasıl yapacaksın bunu? Merak etme. Yapacağım. Bana yapamazsın de sonra otur izle. Hiç boşuna hayal kurma. Benden daha iyi silah kullanamazsın. Eğer senden iyi kullanır, senden iyi ateş edersen polisliği bırakacaksın. Şehrin polisi ben olacağım. Tamam, kabul. Başla. Evet, hazırım. Ateş edeceğim şimdi. Nişan alıyorum. Ateş! İşte bu ateş! Ama nasıl? Hepsini nasıl vurdun? Sana demiştim, çocuk oyuncağı. Şimdi sıra sende. Sen vuruyorsan ben zaten hayli hayli vururum. Vuramazsan iddiayı kaybedersin ve şehrin polisi ben olurum. Öyle bir şey olmayacak. Vuracağım hepsini. Çekil şuradan. Evet, ben de nişan alıyorum. Ateş! Ateş! İşte bu! Hayır! Oğlum, nereye ateş ediyorsun lan? Hayır, olamaz. Allah kahretsin. Ne yaptım ben? Vuramadım. Demek ki neymiş? Fazla iddialı olmayacakmışsın. Çıkar üniformanı. Bu şehrin yeni polisi artık benim. Evet Kerem, bundan sonra şehrin polisi benim. Hadi bakalım, defol buradan. İyi be, gidiyorum. Ne halin varsa gör. Ama eminim bu yüzü de eline yüzüne buluşturacaksın bu işi. Lan yürü, daha konuşmayı bilmiyorsun. Senden daha iyi polis olduğum için kıskanma. Aynen aynen, kesin öyle olur. Göreceğiz seni. Ulan ne var ki polislik yapmakta? Allah Allah, adamları alıyorsun hapse atıyorsun. Neyse, ben de boş durmayayım. Gideyim de çalışayım biraz yani. Böyle olmaz. Dondurmacı buyurun, dondurmalarımız 10 lira. Buyurun efendim. He, lan dondurmacı, ne yapıyorsun sen burada? Dondurma satıyorum, görmüyor musun? Sen bana iş vermemiştin. Burada dondurmayı satma, yasaklıyorum. Seni hapse atacağım. Ne, iyi de ben yıllardır burada dondurma satıyorum. Ne yasağı? Beni ilgilendirmez. Ben yeni polis oldum. Eskiden sen bana iş vermemiştin. O yüzden seni tutukluyorum. Yasak bu. Yürü. Ben böyle saçma şey görmedim ya. Allah Allah. Zamanında bana kötü davranan herkesten intikamımı alacağım. İşte Arda'nın dükkanı. O bana kötü davranmıştı. İş vermemişti. Kemal abi, hoş geldin. Polis mi oldun? Evet, ben artık polis oldum ve burayı mühürlüyorum. Ne? Mühürlüyor musun? Ya ama neden? Ben yanlış bir şey yapmadım. Sen bana iş vermemiştin önceden, hatırladın mı? Evet, hatırladım. İyi de bu yüzden dükkanımı mı kapatacaksın? Bana iş verseydin böyle olmazdı işte. Bak, ben polis oldum. Ya ama ben bir suç işlemedim yani. Dükkanımı kapatamazsınız. Bu şehirde 18 yaşından küçüklerin, çocukların dükkan açması yasak. O yüzden kapatıyorum burayı. Hadi. Ne, böyle saçma şey mi olur ya? Eski köye yeni adet. Bana bak, eğer bana karşı koyarsan hapse atarım seni ha. İyi be, tamam, mühürlersen mühürle. Kerem komiser senden daha iyi polisti zaten. He, ne dedin sen, ne dedin? Dedim ki Kerem komiser senden 10 kat daha iyi bir polis. Ulan sen bana hakaret edersin ha, seni hapse atıyorum, yürü. Win 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 win. He, bu ne yapıyor ya? Dur bakayım, dur sen dur. Polis var burada, buyurun memur bey. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Motorun önünü neden kaldırdın? Memur bey, bildiğiniz gibi bu çok güçlü bir motor. O yüzden kendisi kalktı yani. Ben bilerek yapmadım. Hadi lan oradan, kendisi kalkmışmışmış. Yürü, in motordan. Bağlıyorum motorunu. Ne? Motorumu mu bağlıyorsunuz? İyi ama bunu yapamazsınız. Bal gibi de yaparım. Ben polis değil miyim? İstediğimi yaparım. Ya ama ön kaldırdıysam cezasını kesin gönderin yani. Ben de öderim. Motorumu almak da ne? Hayır, kuralları değiştirdim. Motorunu bize vereceksin, in çabuk. Vermezsem ne olur? Vermezsen doğru hapse atarım seni. Hayret bir şey ya, ben böyle saçma şey görmedim. Şikayet edeceğim sizi, göreceksiniz. Şikayet edeceğim. Yallah, kime şikayet ediyorsan et. Vay be, motor harbiden de çok güzel gözüküyor. Ulan şuna bak, ne kadar eğlenceli. Rüzgar oğlum, niye ağlıyorsun? Baba, polisler motorumu aldı. Ne, Kerem komiser niye böyle bir şey yaptı ki? Baba, Kerem komiser gitmiş artık. Onun yerine Kemal abi polis olmuş. Ne, iyi de benim niye bundan haberim yok? Fakir mi yaptı? Bilmiyorum baba, ama şehirdeki herkes şikayetçi yani. Herkes şikayet ediyor. Allah Allah, bize sormadan nasıl böyle bir şey yaparlar? Ben bir gidip konuşayım fakirle. Baba, Kemal abi motoruma el koydu, kendisi sürüyor ya. Geri al motorumu. Tamam tamam Rüzgar, merak etme oğlum, geri alacağım motoru.
Bak sen şu Kemal'e ya, bizden gizli iş yapıyorlar. Zenge ne oldu ya abi ya, niye çağırdın beni? Fakir, duydun mu? Kerem komiser istifa etmiş. Onun yerine Kemal gelmiş. Ne? Nasıl olur bu ya? Bizim niye haberimiz yok? Ben de onu diyorum fakir. Biz bu şehrin başkanı değil miyiz? Bize niye haber vermiyor bunlar? Doğru söylüyorsun zengin ya. Yürü bakalım, gidelim, konuşalım şunlarla. Vallahi zengin, fakir, biz iddiaya girdik. Kerem komiser kaybetti. Artık polis ben oldum. Zengin, fakir, abim doğru söylüyor. Evet, iddiaya girdik, kaybettim. O zaman yapacak bir şey yok. Takipçilerimize soracağız. Arkadaşlar, şehrimizin polisi kim olsun? Kemal komiser mi yoksa Kerem komiser mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen öyle. Kerem komiser mi daha iyi bir polis yoksa Kemal komiser mi? Yorumlara yazın. Arkadaşlar, beni destekleyin. Bu şehrin polisi benim artık. Eğer beni seviyorsanız beni destekleyin arkadaşlar. İkisini de seviyorsanız ikisini birden destekleyin. İkisi polis olsun. Hadi arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyoruz.